Temelli su basman düzeyine kadar yaptıktan sonra buradan çıkardığımız toprağı tekrar geri koyuyoruz ve zemine oturan döşeme yapacağız. Ne yapıyoruz? İlk olarak buraya doldurduğumuz toprağın üst yüzeyini sıkıştırıyoruz. Üzerinden bir ağırlıkla geçiyoruz bütün bu zemin kotundaki kirişlerin arasında yer alan toprağın. Bu yapının büyüklüğüne bağlı olarak makinalar olabilir, daha el araçları olabilir. Daha sonra üzerine bu boşlukların hepsinin üzerine, yani sıkıştırdığımız toprak yüzeyinin üzerine çakıl seriyoruz, blokaj seriyoruz, gravel diye geçiyor İngilizcesiyle. Bu iri çakıl bunlar. Bakıldığında böyle görülüyor. Zemin kotundaki kirişler arasında çakıllar. Sonra üzerine donatısız gro beton döküyoruz. Bu bir beton. Donatı yok içinde sadece. Ve zemin kotundaki kirişlerle gro betonun üst yüzeyi aynı kotta bitiyor. Böylece toprağa oturan döşemeyi oluşturmuş olduk. Gro beton için slab on grade tercih edebiliriz İngilizcesiyle. Şimdi bunu su geçirimsiz yapmıştık. Gro betonu da su geçirimsiz yapalım. Aynı su geçirimsizlik katkısını onun içine de koyalım. Yalnız bu ikisi arasında çatlak olabilir. Bu nedenle suya karşı başka önlem almaya gerek var mı? Evet, var. Bu iki bileşenin birleştiği yerden su çıkmasını istemiyoruz. Burası su geçirimsiz, burası su geçirimsiz. Su çıkamıyor. Ama bu ikisi arasında çatlak olabilir. Çünkü bu toprağa bu kotta oturuyor. Bu ise betonarme temelin bir bileşeni ve başka bir kotta oturuyor. Farklı bir ürün. İkisinin birleştiği noktadan su çıkmasını istemediğimiz için buraya bir önlem almalıyız. Burası kesitte gördüğümüz yer neresi? Gerçekte tüm bu gro beton ve betonarme birleşim çizgileri. Tüm bu çizgiler için önlem alıyoruz. Nasıl bir önlem? Plastik HDPE ya da PVC'den yapılmış su kesici ders profilleri var. Bunları yerleştiriyoruz. İki kanadı var bunun, gördüğünüz gibi. Ortası bahçe hortumu gibi bu şekilde yuvarlak. Bir kanat betonarmenin içinde kalacak, bir kanat gro betonun içine girecek şekilde tüm bu birleşim çizgilerini, bu plastik su kesici ders profilini yerleştiriyoruz. Üzerine ikinci bir önlem olarak da bir tüm harç koyuyoruz. Şurada gördüğümüz kırmızı çizgi yukarıdan bakıldığında 5 santimlik bitumlu harcı, bitumen mortar diyeceğiz İngilizcesiyle, bitumlu harcı anlatacak, gösterecek. Böylece oradan çıkabilecek suyu da kesmiş oluruz. Yani suyla ilgili tüm problemi engellemiş.